Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, yine Konakçı Show ile karşınızdayız. Konakçı hocamızın şovları bitmiyor. Ve çok rahat bir şekilde her türlü yalanı söylemekte kendisini haklı gören, her duyduğu rivayete balıklama atlayan bu Konakçı Hoca son zamanlarda bayağı da popüler. Adamın konuşmadığı ya da bilmediği bir konu yok. Ama asıl ilginç olan seyreden kişilerin halen takdir ediyor olması. Amik Ovası'nda İsrail oğullarıyla Yahudilerle Müslümanların meydan savaşı yapacağına inanan bir zeka. Düşünün, yani Türkiye'de bir ovada İsrail oğullarıyla Müslümanların meydan savaşı yapacağına inanan bir zeka. Böyle bir zeka var adamda. Neden? Çünkü hadis. Hadis olduğu için kayıtsız şartsız teslimiyet gerekiyor. Arabe yolun kenarına çıkmış, dağın tepesine çıkmış, burada savaşacağız diyor adam. Ve bu adam halen daha takdir ile karşılanıyor. Çok ilginç. Hakikati insanlar sevmiyorlar. Gerçekleri duymak istemiyorlar. Ama yalan ve palavra olduğu zaman müthiş bir rağbet var. Şimdi Konakçı Hoca'nın yeni palavrası. Ne diyor biliyor musunuz? Dövme abdesti bozmuyor ama Allah lanet etmiş. Şimdi düşünün. Dövme abdesti bozuyor diyecek ama elinde delil yok. Şimdi onun yerine bir hadis kullanıyor. Hadiste Allah lanet ediyor. Resul de bunu naklediyor. Karşısındaki şahıslar da Allah'ın lanetlediği bir eylem abdesti nasıl bozmuyor diye soran kimse karşısında yok. Kardeşim bak, Allah lanetlemiş, sen diyorsun ki abdeste zarar yok diyorsun. Ne kadar ilginç. Bu nasıl bir kafa? Yani Allah onun yüzünden, laneti yüzünden cennet adama haram ama sen diyorsun ki abdesti geçerli. Ya cümleyi şöyle kurması lazım. Kardeşim, adam dövme yaptırdıysa namaz kılmasına gerek yok. Zaten o adam cehennemlik demesi lazım. Ama bunu siz söyleyin bari. Siz farkına varın. Bu adamlar beyin yamyamı, beyin. Bu adamların ana menüsü beyin. İnsanların beynini yemek için çıkmışlar piyasaya. Bakın, hep beraber mantığını kuralım. Buyurun. Beraber düşünelim arkadaşlar. Bakın ne diyor. Dövme, derinin altına zerk edilen boyayla yapıldığı için gusle engel değil. Çünkü gusulde derinin üstünü yıkamak vacip. Evet. Ama bizim konumuz gusül oluyor mu ya da olmuyor mu meselesi değil. Evet. Dövme yaptıran kimse kıyamete kadar Allah'ın laneti üzerinde olan kimsedir. Şimdi Allah'ın lanetini kazanmış bir insanın guslü olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Ve ahirette bu lanetle ölmüş kimsenin nasıl rahmete uğrayacağını düşünebiliriz. O yüzden bu gusül oluyor mu, olmuyor mu konusundan çok bu haram mı, değil mi, lanet var mı, yok mu, bu konuyu konuşmamız lazım. Evet. Gusül konusunu bir kenara bırakın. Dövme yaptıranların üzerinde kıyamete ve kıyametten sonra Allah'ın laneti üzerlerinde olacak. Allah'ın laneti üzerine olan bir kimse asla cenneti bulamaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Mantık bu. Şimdi adam kurduğu cümleyi lütfen anlayın. Bakın bu çok önemli. Diyor ki dövmenin gusül abdesti almaya bir zarar yok diyor. Bu cümle ne demek? Dövmeli birisi gusül abdesti alabilir. Şimdi adam soruyor, benim diyor gusül abdestim geçersiz mi diyor, benim diyor dövmem var. Ben bu dövmeyle diyor gusül abdesti alabilir miyim diyor. Adam da diyor ki derinin altında olduğu için diyor dövme, abdest de diyor derinin üstünü yıkamak gerektiği için diyor. Oraya diyor bir zararı yok. Mesele başka diyor. Peki mesele neymiş dediğin zaman da dövme yaptıran cehennemlik diyor. Nasıl? Dövme yaptıran cehennemlik diyor. Bu kadar net konuşuyor adamlar.
Peki hangi ayetle net konuşuyorlar? Öyle bir ayet yok. Gerçi böyle bir hadis de yok. Yani bu hani ravisi, zinciri falan böyle hadis ilmi var ya, verdiği hadisin hadis ilmiyle de bir alakası yok. Adam dövme yaptıran kişiyi cehennemlik ilan ediyor. Duyuyorsunuz değil mi? Net konuşuyor. Allahu alem demiyor. Büyük ihtimalle demiyor. Bakın. Şimdi o kadar ilginç bir şey ki, şimdi adam dövmeyle öldü. Sildirmedi. Dövmeyle öldü. Konak çocuğa göre bu adam cehennemlik. Çünkü Allah ona lanet etmiş. Bakın. Şimdi Allah'ın dövmeli, yani dövme yaptırana lanet etmesinde bir parantez yok. İman edenler hariç, namaz kılanlar hariç diye bir madde yok. Hadis çok basit. Allah dövme yaptırana lanet etmiştir. Bitti. Lanet ettiği de cennete giremez. Allah hem lanet edecek hem cennete mi sokacak? İşte arkadaşlar, siz bu insanlara Kur'an yeter dediğiniz zaman bu insanlar size namazın rekatını, zekatın oranını sorarlar. Ama asıl hedefleri bu. Bu adamların hadisler yoluyla cehennemlik yapmadıkları hiç kimse yok. Hadisler yoluyla. İşlerine gelmeyen, problem çıkartan, bunları sevmeyen, bunlara düşmanlık yapan herkes hadisler kanalıyla cehenneme transfer edilir. Eğer siz bunlar gibi düşünmüyorsanız bitti. O zaman mutlaka cehennemliksiniz. Nasıl olsa buluyorlar adamlar. Bir formül buluyorlar. Bu kadar önemli bir konuda neden bir ayet veremiyor? Allah'ın kimlere lanet ettiği Kur'an'da var mı? Çıkart bak kimlere lanet etmiş. Adam şirke mi girmiş? Müşrik mi olmuş? Ben ilahım mı demiş? Ben Allah'ım mı demiş? O kadar ilginç bir şey ki, önce bilimsel olarak diyor ki derinin altına dövme yapıldığı için, abdest de derinin üstüne alındığı için dövme diyor, usulü abdesti bozmaz diyor. Abdeste bir zararı yok diyor. Sonra bunu bir kenara koyuyor. Aynı bunu söyleyen adam ne diyor? Ama diyor Allah onu lanetledi, o cennete giremez. O cehennemlik. Burada demesi gereken şey şu. Arkadaşlar, dövmeli bir kişinin abdest almasına gerek yok. Zaten o cehennemlik. Eğer bir adamda dövme varsa abdest oluyor mu olmuyor mu diye sormasına gerek yok. Zaten o cehennemlik. Abdesti geçerlidir demek nasıl bir mantık ya? Adama cehennemlik diyorsun ama abdesti geçerli diyorsun. Arkadaşlar, konu çok basit ama anlamanız gereken yer çok önemli. Bakın, bu insanların fıkıh dedikleri, icma dedikleri ya da kendi ilmihal dedikleri bir takım ilimler var. İslam ilmihali. Ve bu ilmihallerin içi dışı aynı bu şekilde tezat hükümlerle dolu. Birbirinin tam tersi, birbirinin tam zıttı hükümlerle dolu. Kararlarla dolu. Ve adamlar bunları ikisini birden bir dakika içinde size söyleyebiliyorlar. Bir dakika. 30 saniye, 30 saniye siyah diyor, ondan sonraki 30 saniye beyaz diyor. Aynı mesele. Peki siz farkına varıyor musunuz? Ya da farkına vardığınız zaman çevrenizdeki bu insanları uyarıyor musunuz? Dövme yaptıran bir insanın cehenneme gideceğini nereden çıkartıyorsunuz? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz? Şimdi adam dövme yaptırmış. Şuraya bir çiçek resmi yaptırmış mesela. Ya da sevdiğinin ismini yazdırmış. Ne olacak şimdi? Bu adamın cehenneme gitme sebebi ne? Niçin bu adamı cehenneme yolluyorsunuz? Sebep ne? Sebep ne? Vücuduna zarar vermek mi? Yaratılışa itiraz mı? Nedir? Allah'a eş koşmakla aynı hizaya getirdiğiniz bu eylemin gerekçesi nedir? Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Bakın, adamın verdiği hüküm sonsuz cehennem, cehenneme girecek. Adamın verdiği hüküm, gerekçe ne?
gerekçe vücuduna resim çizdirmiş. Adama bu kötü bir şeydir demek adama kesmiyor, yetmiyor adam. Ya yaptırmayın, bu kötü bir şeydir demek adama yetmiyor, yetersiz. Yetersiz. Bir vücuda, Allah'ın verdiği şu vücuda tutup da yazı yazmak boyayla, çıkmayacak bir boyayla ya da resim çizmek kötü bir şeydir. Bu benim şahsi kanaatim. Bu hiç hoş bir şey değil. Çünkü insanların ne yazarsa yazsın, hangi resmi çizer çizsin, bir gün ondan nefret etme ihtimali var. Ne yazarsa yazsın, annem yazsın, nefret etme ihtimali var. Tuttuğu takımı yazsın, nefret etme ihtimali var. Sevdiğinin adını yazsın, nefret etme ihtimali var. Ve etrafımızda da görüyoruz zaten, sildirmeye çalışanlar, pişman olanlar. Arkadaşlar, buna sadece kötü, zararlı bir şey demeniz yeterli. Ya da benim hoşuma gidiyor dersiniz, konu kapanır. Ama siz tutup da adamı cehenneme nasıl yolluyorsunuz? Bu ne cesaret ya? Bir de şöyle var, yani mesela hiç görmeyeceği yerlere dövme yaptıranlar var. Kendisinin görme ihtimali yok. Ama yaptırıyor. İlginç bir psikoloji. İlginç. Görmüyor ama yaptırıyor. Arada sırada herhalde birisine göstermek için, bak ben ne yaptım, bak görüyor musun, bak ben ne yaptım. Ben görmüyorum ama sen bir bak yani. Ben görmüyorum ama olsun sen bir bak. Ya da berberdeki gibi ensenize ayna tutarlar. Tabii siz aynadan da yazılanın tersini görürsünüz de. Önemli değil. Düz olarak okuyabilirsiniz. Bu ayrı bir psikoloji. Onu moda olmuştur. Yani şu anda bayağı popüler. Herkes yaptırıyor. Dövme yaptırmayı düşünen kardeşlerime şunu tavsiye ederim. Çok istiyorsanız, ille de istiyorsanız lütfen geçici yaptırın. İnanın geçici zaten geçecek. Sizin kalbinizden de geçecek. Geçici dövme yaptırın ya. Bıkınca tamam, sorun yok, biter. Şimdi mesela çok güzel bir tişört düşünün. Harika bir deseni var. Ne kadar çok severseniz sevin. Aynı desende tişörtü kaç sene giyersiniz? Aynı yazıyı yazan tişörtü kaç sene giyersiniz? Kaç ay giyersiniz? Adam tişörtte yazan bir yazıyı buraya yazıyor. Ölene kadar o tişörtle geziyor. Ama tişörtü derisi. Değiştiremiyor. Arkadaşlar, balı bile bal gibi yiyin. Bilmem ne gibi yemeyin. Lütfen. Lütfen. Çok hakikaten şaşırmamak elde değil. Bir de şey var. Mesela bol miktarda hayvan resmi çizdirenleri görüyorum. Örümcek. Şurada bir örümcek. İşte kertenkele. Kartal. Yılan. Ya eski bir hatıramdır. Daha önce bir videomda da söylemiştim. Onu söyleyerek konuyu kapatayım. Bir akrabam beni telefonla aradı. Dedi ki, ya kuzen dedi, ben dedi tam şu kalbimin üstüne dedi, annemin dedi fotoğrafını dövme yaptırmak istiyorum dedi. Ne dersin dedi, fikrin nedir dedi, yaptırayım mı dedi. Ben de dedim ki, ya yanlış anlama da dedim, bunu dedim eşine sor. Seninle yatarken dedim kaynanasını seyredecek. Ona sorsan iyi olur dedim. Yani kararını bilemiyorum dedim. Ve güldü. Dedi ki anladım dedi, tamam dedi. Mesele kapanmıştır dedi. Arkadaşlar, vücudunuza bir şey çizdirirken onu görecek olan kişilere de bir sorun. Yani adamın kıçında ejderha resmi. Ya ne alaka ya? Neden böyle bir şeye gerek duyuyorsunuz ki? Yani klozete çok mu iyi yakışıyor? Nasıl bir ruh hali varsa ben de anlayamıyorum yani bu insanları. Şimdi orijinal bir araç düşünün, bir araba orijinal böyle. Nedir en pahalı arabalar? İşte Maserati gibi böyle bir araba düşünün. Sonra birisi gelsin çiviyle onun üstüne resim çizsin böyle. Ha, orijinal bir tenin üzerine neden o yazılar, o resimler çizilir?
İlginç hakikaten. Ama tabii şu anda almış başını gidiyor. Bir de dövme yaptıranlar nedense duramıyorlar. Bir taneyle başlıyorlar. Sonra bir tane daha, bir tane daha derken Bursa'da bir akrabam var benim. Vücudu buzdolabı kapısına dönmüş. Her taraf magnet. Kaç çeşit magnet varsa ondan bir tane yaptırmış. Yarısı renkli, yarısı renksiz. Yani eğer bir olayda ölürse DNA'ya gerek kalmadan tespit yapabiliriz. Elimizde katalogla gideriz, bakarız. Evet, bu bizim, tamam. Bu cenaze bizim, ben bu resimleri hatırladım diyebiliriz. Eşkal tespitinde çok işe yarıyor. Mesela arananlarda bir dövme varsa şurasında şöyle dövme var diye bayağı işe yarıyor. Plaka gibi bir şey yani. Plaka. Aynen öyle. Herhalde bu dövme meselesinde şahsi zannımdır. Amerikan filmlerinin çok etkisi var. O Amerikan filmlerinde dövmesiz adam yok neredeyse ya da kadın yok. Bir de baştan aşağı dövmeli insanları filmlerde kullanıyorlar. Ya da film gereği boyuyorlar diyelim. Her tarafı dövme. Özellikle mahkumlar. Mahkumlara bakıyorsun. Adamın burasında dövme var. Ya, alnında dövme var. Burnunda dövme var. Suratında dövme var. Ne oluyor? Ona sempati duyan da ya ben de şuraya şöyle küçük bir I love you yazayım diyor yani. Ondan sonra kendi kafalarına göre bir filozof sözünü buluyorlar. Buluyor işte. Çok gezdim, çok dolaştım, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç. Ya Rabbim öyle bir fevzi kanaat eyle ki namerde değil, merde dahi etme muhtaç. Adam artık ne kadar darbe yediyse yazdırıyor dörtlüğü buraya. Gelen giden okusun, vay be üstad ne yazmış falan desin diye. Onun neticesinde işte böyle ehli sünnetin hocaları da sizin bu anlık zevkinizi iki tane hadis ile ilelebet cehenneme yollar. Ondan sonra da bunalıma giren, depresyona giren anne, baba, çocuk ve bunun tartışmasını yapan bir sürü insan. Özü itibariyle arkadaşlar, dövme kötü bir şeydir. Haram değil, kötü bir şeydir. Her kötüye haram denmez. Her iyi şeye de helal denmez. Bunun hayatın içinde birçok örneği vardır. Mesela boşanmak normal bir şeydir ama iyi bir şey değildir. Örnek. Onun için siz her ruhsatı, her doğruyu yapmak zorunda değilsiniz. Kötülere de, her kötüye de haram demeyin. Kötü başka şeydir, zararlı başka şeydir, haram başka şeydir. Haramı, helali Allah koyar. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.